Kendine has lezzet ve yüksek besin değeriyle tatlı mı tatlı alternatif bir kök sebze çeşidini kullandığımız tarifimizle karşınızdayız. Bugün sizler için tatlı patatesli yassız spagetti hazırlıyoruz. Tarifimize 2 adet tatlı patatesi soyarak başlıyoruz. Soyduğumuz tatlı patatesleri halka halka dilimliyoruz. Dilimlediğimiz tatlı patatesleri altına yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimize diziyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı ekliyoruz. Bir tutam tuz ve bir tutam karabiberle lezzetlendiriyoruz. ...200 derece fırında üstleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı un ekliyoruz ve karıştırarak un pembeleşene kadar kavuruyoruz. Unumuz kavruldu. Bir kahve fincanı sütü ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bir kahve fincanı kremayı ekliyoruz ve pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Yarım paket yassı spagettiyi kaynayan suyun içerisine alıyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Bir maşa yardımıyla spagettileri suyun içerisine bastırıyoruz. Bu noktada sosumuz yoğun bir kıvam alırsa makarna haşlama suyundan ilave ederek sosumuzu açabiliriz. Sosun içerisine bir tutam muskat cevizi rendeliyoruz. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ile lezzetlendiriyoruz ve karıştırıyoruz. Sosumuz kıvam aldı. Tatlı patatesler 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişti. Tatlı patatesleri fırından çıkartıyoruz ve bir tabağa alıyoruz. Spagettilerimiz yaklaşık 10-12 dakika haşlandılar. Süzüyoruz. Bir bağ bebek ıspanak yapraklarını tenceremize alıyoruz. Üzerine yassı spagettilerimizi ekliyoruz. Sosumuzu spagettilerin üzerine döküyoruz. Bir çorba kaşığı İzmir tulumunu tencerenin içerisine rendeliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Yassı spagettilerimizi tabağa alıyoruz. Yanına tatlı patateslerimizi diziyoruz ve üzerine İzmir tulum peynirini rendeleyerek servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.